Şu anda tüm dünyayı etkileyen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Mart tarihinde pandemi olarak ilan ettiği, yani tüm dünyaya yayılan bir hastalık ilan ettiği COVID-19 şu an itibariyle 180 ülkeyi etkilemiş, 250 bine yaklaşan hastayı etkilemiş ve 10 binin üzerinde ölüme neden olmuştur. Ülkemizde de son günlerde görüldüğü üzere 350 aşan vakayla bugün itibariyle 4 ölümle karşılaşmış durumdayız. Ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum, vefat edenlere. Şu an itibariyle Türkiye'nin hastalığın gecikerek ülkeye gelmesindeki büyük bir eş güdüm içinde, Sağlık Bakanlığı'nın eş güdümle çalışmaları takdire değer. Ama bundan sonra doğrusu bakanlık ve devlet tüm altyapıyı kurmuş, tüm kararları almış. Bundan sonra ciddi bir devlet ve vatandaş işbirliğine ihtiyaç var. Bakanlığın uzun süredir seslendirdiği 14 kuralına bütün vatandaşlar olarak uymamız bir insanlık, başta insanlık ve yurttaşlık görevimizdir. Hasta olanların bir an önce hastaneye müracaat etmesi, temaslarının sağlık kuruluşlarında kendilerine tavsiye edilen kurallara harfiyen uyması, evde kendilerini izolasyona almaları ve bu konuda asla kurallara uymamazlık göstermemeleri hepimizin sağlığı ve toplumun sağlığı için bir zorunluluktur, bir gerekliliktir. Eğer biz temas kurallarına ciddi uyum gösterirsek bu hastalık çok daha kısa sürede çok daha az kişiyi hastalandırarak devam edecektir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın Alo 184 hattı dahil ve şu anda web ortamında ulaşılan ben korona olabilir miyim, korona ihtimalini değerlendiren sistemlerinden yararlanabilir. Bu sistemde kendinizde veya klinik belirti varsa klinik belirti veya bu değerlendirmede bir şüphe açığa çıkarsa hemen bir sağlık kuruluşuna maskenizi takarak başvurmanız kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için oldukça önemlidir. Bu süreçte özellikle dikkat edeceğimiz hususların altını bir kez daha çizmek istiyorum. Önce el yıkama hususuna özenle uyacağız. Onun dışında öksürük adabı dediğimiz ve bu 14 kuralı içerisinde çok ayrıntılı olarak değinilen kurallara uyacağız. Evde kalmak ve özellikle bize tavsiye edilenler başta olmak üzere hastalığı olmayanların ise yine toplumda, toplu taşıma araçlarında ve diğer yerlere ancak ve ancak zorunlu ihtiyaçlarını karşılayıp hemen tekrar evine dönmesi bu hastalıkla mücadelede en önemli noktaları oluşturuyor. Evde kal kelimesine bu kadar uygun bir hastalık umarım bir daha yaşamayız. Bu vesileyle müracaat ettiğiniz sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanlarının çok artan iş yükünde dikkate alarak onlara karşı her zaman gösterdiğiniz nezaketi ve saygıyı bu dönemde biraz daha artırmanız, biraz daha oradaki kurallara uymanız hepimizin sağlığı için önemlidir. Şu anda yapmamamız gereken, düşmememiz gereken en olumsuz yan panik durumudur. Paniğe asla düşmeyeceğiz, panik yapmayacağız. Devletimiz bu konuda her tür ilacı, her gerekeni tedarik etmiş durumdadır ve bunlar sağlık kuruluşlarında düzenli bir şekilde sağlanacaktır. Tekrar bu zor zamanda büyük gayretle, büyük fedakarlıkla çalışan tüm sağlık mensuplarına ben başarılar diliyorum. Bizlerin evde kal ilkesine tekrar özenle uymamızı hatırlatıyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. El temasından, yakın temastan kaçınarak sosyal mesafeyi bu salgın süresinde özenle korumaya gayret edelim.